Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kendime bir doğa manzarası seçtim. Güzel bir yer. Derincenin en yüksek tepesi. İşaret diye geçer burası. Buraya geldik. Güzel bir video çekmek için. Umarım beğenirsiniz. Videomuzun konusu Uşak isyanı. Selçuk kardeşim Uşak cezaevinde yattığı dönemde 2000 yılında yatmıştı zaten. Bir önceki videosundan hatırlayacaksınızdır. Bulunduğu cezaevinde Uşak cezaevinde bir isyan çıkmış. E tipi cezaeviydi sanırım Uşak evet. cezaevi. Selçuk kardeşime mikrofonu uzatıp bu Uşak isyanıyla alakalı bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Evet Selçuk kardeşim kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk abimiz. Aleykümselam. Beni kırmadın. ikinci videoyu da evet. çektiğin için çok teşekkür ederim. Uşak cezaevine Nuriş kardeşlerin koğuşuna nasıl girdiğinle başlayabiliriz. Evet ilk cezaevine girdiğimde koğuşa verdiler. Tabii o dönemlerde yani Nuruş kardeşleri yani bilmiyordum, duymadım da ismini daha önce de. sonradan duydum yani. Anlatırlar kendilerini söylediler. Ve değerli adamlardı. Nuriş kardeşlerin yanında kaldığım dönemlerde yani ezilmedim. Yani arkasındaydı yani. Yanındaydı. Sahip çıkıyordu. Destek çıkmıştı yani bize de. 16-17 kişilik bir kovuşuydu. Yani farklı suçlardan dolayı yatanlar yoktu. Belli bir suçlular yatıyordu. Sen oraya tesadüfen mi gittin? Evet, ben oraya tesadüfen gittim böyle. Yani. Peki bu kovuşu onlar mı açtırmış? Yok. E biliyorsun öyle ağır abiler He. işte kendine kovuş açtırır. Yok, kendine kovuş açtırma açtırmadı var da. Hani o belli bir sıralı kovuşlardı sadece. Yani sadece orada değişiklik olan Hani istediğin istediğin zaman alabiliyordun. Yani halı vardı. Yani hiçbir koğuşta halı yoktu. Yataklar daha da iyi iyiydi, iyiydi. Yani daha da güzeldi. Koğuşun içinde mi halı seriliydi? Evet. Hmm. Yerde hatta kırmızı bir halı seriliydi. Değişik bir halılar da vardı. Yani bunlar büyük adam oldukları için orada onlar istediğini alıp istediğini yapabiliyorlardı yani. Normal koğuş gibi değildi. Tabii ben de tesadüfen oraya düştüm yani. Zaten bir suçtan suçun farklı olay olmuş olsaydı yani oraya almıyorlardı. Gasp'tan daha çok almazlardı yani. İşte gasp etmiş birini. Gasp hırsızlık gibi yani öyle almıyorlar. almıyorlardı. Hmm. Çünkü orada yer alamadan işte cinayetten gelenleri alırlardı. Ya yani tabii cinayette hani e, namus davası falan oldu onlar daha çok üstüne düşkün olduğu için oraya verirlerdi ama yani normal birini öldürmüş para için ya da işte başka bir şey için Onları peki, oraya almazlardı. Peki Nuriş kardeşlerin... ...garibana karşı davranışları nasıldı? Ezer miydi? Yok yani garibana karşı... ...ezerliğini yani başka bir şeyini görmedim. Hani ben meydancılık yaptım. Hani o da durumdan dolayı değil. Ben de kimseye yük olmak istemedim yani orada. Şimdi her gün birinde gidip de sigara da... ...kullanıyordum ama çok az kullanıyordum ama... ...olsun gene de yani beş tane de içseydim. Yani gidip de herkesten... Rızgar için yanına gidip de oturmazdım yani. Rızgar'a verdemezdim. E madem böyle burada böyle bir imkan var dedim. Bana da teklif ettiler. Ben de kabul ettim yani. Yani öyle ne kadar bir süre geçti Koğuşa gittikten isyan çıktığı ana kadar? Ne kadar yattın? Yani 6-7 ay gibi yattım. Ondan sonra isyan çıktı. Yani isyan çıktı. Ki i̇syan çıkana kadar o süre zarfında meydancılık yapıyordun. Tabii. Yani çıkana kadar da meydancılık yapıyordum yani. Şimdi bir anda oldu tabii her şey. Hani tek koğuştan tek koğuşa mektuptan haberleşi, haberleşme gidiyordu yani. Çünkü içeride çevresi de vardı adamın. Ya yani dışarıda da vardı çevresi. Hatta uşakta herkes bir olayda işte nuruş nuruş dediniz yani başımızı yediniz diye. Hani herkes çekimsel bakıyordu yani korkuyordu. Adam bir dedi iki olmuyordu. Mektup mektuplarda bunlar gidiyor yani. Tabii ben de fazla bir şey bilmiyordum. Yani gençtim. Hani o ilgi alakam da olmadı ama onların peşine yani yürüdüm. ama mesela hani geride durdum yani her zaman. Yani bu olayın çıkış sebebinin hakkında bir bilgim var mı? Yani onda bir yana bilgim yok yani. O bir anda hani her şey bir anda patladı yani. Bunlar tabii daha önceden planlanmıştır falan diye düşünüyorum. E o tarihte zaten biz sosyal medyadan da takip ediyorduk. Yani bir sürü ölü oldu. Şu an sayısını hatırlayamıyorum. Ya yani belki kayıt dışı da ölüler olmuştur da ölüler oldu, yaralananlar oldu. Tabii firar edenler oldu. F firar, yani edenler, firar, firar edenler. Yani firar edenler oldu. Yani şimdi ilk başta o mektup olayından sonra ne yaptınız mesela? Siz sizin koğuştan bahsedebilirsin. Ya bizim koğuşta hani mektuptan bir anda gittiği için yani ee, olay büyüdü. Herkes dışarıya çıktı. Hani, dışarıya derken yani, mi? Yok bahçeye değil ya. Şey yani Koğuştan başka bir koğuşa geçmeye çalıştılar. Geçtiler de. Peki kapıları nasıl açabildiniz? Nasıl kırabildiniz veya? Hasta var diye kapıyı açtırdılar. İşte kapıyı açtırdıktan sonra yani herkes bir koğuşa gitti yönlendi. Hani o koğuşun kapısını açtılar. Yani oradan oraya yönlendiler. O esnada gardiyanı rehin mi aldılar? E, tabii gardiyanı rehin aldılar yani gardiyanı rehin aldılar. Gardiyanı rehin aldıktan sonra bütün koğuşlar açıldı saran yani. Hı. Anahtarla tek tek açtılar yani bunu. Tabii benim düşünceme göre bu kendi adamlarının bulunduğu koğuşların tabii. kapısını Ke yani, tabi. Kendi adamları... Orada... sosyal medyadan da duyduk yani 200 kişilik bir grup evet, yani varmıştır. O da sen de o yani, grubun içindesindir diye düşünüyorum. Yok ben grubun içinde değildim de hani. Hayır hayır sayı olarak he, yani. He sayı olarak tabii ki. Şimdi orada e, Nuri ile Ergün, Nihat gün işte hani ikisi de aynı koğuştaydı. Yani bir sıkıntı yoktu ama işte hani beraber yürüdün mü sen de onun peşinde yürümek zorundasın işte hani. Ama ben geride duruyordum yani. Şimdi bir koğuş ya yani bastılar tam da görmedim ama tam da hatırlamıyorum. Ama işte hani bir koğuşu olan bastılar o koğuştan sonra o koğuşa gitti, o tek koğuşa, o tek koğuşa, geçti. Hani fren edenler, kaçanlar işte oldu. Yani çok ağır suçlular kaçtı mesela. Şey, ya, müebbet almış cezalar mesela. Hani onlar kaçtı, terk etti yani. Tabii sonra bunlar bir müddet sonra hani geri çağrılıp teslim oldu yakalandılar çoğu. Tabii canım kimi yakalanmış, yani, kimi teslim olmuş. Yani kimi teslim oldu sonra yakalandılar. Yani cezaevini yaktı yıktılar. Ondan Peki dolayı... peki o olayda senin tanık olduğun bir ölüm vakası, yaralanma vakası bir şeyle karşılaştın mı? Yani öyle bir ölümü vakayla karşılaşmadım da yani yok, arkadaydım yani yani. Peki bir... neden arkadan gidiyordun işte olaya karışmamak için mi? Tabii şimdi olaya... olmamak için. Evet. Mi? Şimdi olaya karışsaydım yani e, suçsuz yere <laughs> iyice suçum artardı. Sonra Allah korusun içeriden belki hiç çıkamazdık yani. Şimdi evet. birine zarar vermekten dolayı. Yani orada bıçak sallasan kesici alet zarar vermiş olsaydık yani biz de zarar görürdük sonra. Yani ben zaten hafif bir yaralama suçundan dolayı içeri girmiştim. Yani 6-7 ay gibi yattım sürecinde. Yani çıktım. yani Şimdi ben de olaya karışmış olsaydım ben de başkalarına zarar vermiş olsaydım Ya yani bunlar da yani bana ondan sonra yani 5-10 sene belki 15 sene daha içeride yatardık yani. Şimdi. Peki bu silahlardan bahsediliyor, bıçaklardan bahsediliyor. Bunun içeri nasıl girdiği hakkında bir bilgin var mı? Yok, onları falan öyle bir bilgim yok yani. Ama yani ya içeri silah, milaf o zaman telefon da Telefonu Telefonda hatırlamıyorum ama ya yani silah, bıçak bir şekilde onları almışlardır yani. Silah, Peki, bıçak, o... kesici alet. Peki olay esnasında senin bir zarar görebileceğini düşündün mü? Korku yaşadın mı? Tabii. Ne olacağını bilmiyorsun çünkü. İyi çünkü isyan yani. Çıkmış, sen de o grupla beraber gitmek zorunda kalıyorsun. Yani. Ben de şimdi tabii ki yani insan ister istemez çekimsel oluyor mesela. Hani şimdi ya onların peşinden yürümen lazım. Arkasından gitmen lazım. Ya da geride duracaksın. E, onlar da başka bir şey oldu zannedecekler işte. Hani bana da zarar verebilirlerdi. Ya yani bir faça aslında bir, bir şey bir şeyimiz olsa ya yani bacağımıza iki tane vursalar yani kolumuza bacağımıza zarar verseler yani o zararla beraber ömür boyu çekerdikten yani o zararı. Peki isyanı bastırırken ateş açıldı mı mahkumlara karşı dışarıdan? Yani öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum da yani. O da çok şey olmadım, tanık da olmadım ama öyle bir şey de vardır yani. Peki içeriden Çünkü... güvenlik güçlerine saldırı yapıldı mı, ateş edildi mi? O konu hakkında bilgim var mı? güvenlik de derken mesela polise jandarmaya yani öyle yok polise jandarmaya karşı bir şey olmadı yani hmm, sadece içeride yani, evet sadece içeride e sonra e, Nuruş kardeş e, cezaevinde bir sesleniş yapmıştı yani sesleniş yapmıştı yani e, camdan biz de izledik evet He. kameralara karşı zaten kameralar He. falan öyle bir şey yani gördüm sadece ama öyle bir askere bir şey, öyle bir kimseye sıktığını falan ateş edildiğini dışarıdan duymadım da yani görmedim. Ben sadece olayın hep hani gerisinde durdum. Hani böyle olayın içinde olanlar, ileriye doğru gidenler böyle ağır ceza suç almış insanlar. Onlar mesela kaybedecek bir şey yok diye. Yani zaten mehbet almışım. O zamanlar uşakta karıştıktı. Hanzo Kazım falan vardı. Hanzo Kazım'ı da bir mafya adamıydı falan. Onu vuran da bir arkadaş. Orada cezaevinde yatıyordu. Yani onlar falan biraz fazla ceza almış. İşte yakınını öldürmüş. O, öyle bir insanlar işte hani 15-20 sene 25 sene alan insanlar. Hani onların peşine yürüdüler. Yani onların peşine gittiler. Ama ben de hani kendimi hem kollamak amacıyla hem ben zarar görmeyeyim hem kendimi kollamak amacıyla hani hem de kolayın, kimseye zarar yani, vermemeye çalıştım. Kimseye zarar, zarar vermemek için yani olayın gerisinden durdum yani. Şimdi ben de yani gerisine durmasam, işte hiç onlara katılmasam, bu da zarar verirler. Tabii ki yani, ne olur ne olmaz yani ne yani, taraftan olduğunu belirtmek gerek. Yani şimdi ya soldasın ya sağdasın diye orada onu belirtmen lazım. Ben de ortadaydım yani öyle. Hani geriden geriden bakıyordum yani ama kimseye ne zarar verdim diye bir şey gördüm. Zarar vermedim. ha Zarar görenler olmuştur yani. Saray verdikleri de vardır yani. Tabii tabii zaten kaç kişi öldü tabii. işte. Saray o kadar vardı. Yani o kadar öyle yaralı olduğumda ben dışarı çıktıktan sonra da hani duydum. Hani o zaman gazetelerde pek yaz, yazmazdı fazla bir şey. Yani dışarıda işte dışarı çıktıktan sonra işte şöyle olmuş böyle olmuş falan diye. Sonra Yani isyanı yaşamana rağmen birçok şeyi sen de sosyal medyadan öğrendin diyebiliriz o zaman. E tabii sonra dışarı çıktıktan sonra ben de olayları televizyonlardan işte medyadan gazeteden işte etrafın konuşmasıyla olan olayları duydum hani kaç kişi öldüğünü yaralandığını peki Selçuk kardeşim bu hayatını kaybedenler sanırım tecavüzcüler cinsel suçlulardan oluştuğunu düşünüyorum ben tabii kendi düşmanlarını da öldürmüş olabilirler e tabi orası biraz bize ya. biraz karanlıktır da tabi yani genellikle cinsel suçları yani onlara daha çok yani yönlen evet, evet. zarar, vermişlerdi, verdiler de. Kalabalık koğuşuydu. En fazla 20-25 kişi de vardı. Bizim koğuş 16-17 kişilikti. Hani fazla da içeride galabalık yoktu yani. Bizim koğuşta diğer koğuşlar biraz daha çok kalabalıktı. Öyle volta saati falan yoktu yani. Peki isyanın peşinden güvenlik güçlerinin nasıl bir davranış oldu? Tabii bunlar kendileri mi teslim oldu veya zoraki mi operasyonla mı teslim alındı? Yok operasyon operasyonla teslim alındı. Yani kaçanlar kaçtıktan yani kaçtı terk etti gitti ama yani asker içeriye kolay kolay giremiyordu. Asker sonradan müdahale etti yani olaya. Ya tabii askerde kimseye zarar vermedi yani vurmadı bir şey yapmadı. Yani o zaman karşı koyan olmadığı için He. zarar verilmemiştir diye düşünüyorum. Yani zaten e, bunlar amacını yapmak istediklerini yaptılar. Hmm. Kaçanlar kaçtı, terk eden edenler etti. tabii onlar da sonradan tekrar yakalandıkta teslim edenler, kendilerini teslim olanlar geldiler, kendilerini teslim ettiler. İsyan ne kadar sürdü? İsyan yani 3 gün 4 gün gibi bir şey sürdü yani. Yani öyle 3-4 gün he, kadar. 3 4 sürdü. gün sürdü yani. Şimdi olayı üstünden bayağı bir zaman geçti ama tam peki, hatırladım. Peki sürgüne gidenler oldu mu isyan bastırıldıktan sonra? tabi sürgüne gidenler oldu. Yani Sen o dönem sürgüne gittin mi? Yok. Ben o sana o dönemde zaten 2 ay sonra falan çıktım ben içeriden. Yani sürgüne bir güne gitmedim. Bir berat etmedim yani. Tahliye edilince dışarıdan bir daha ceza geldi bize. Peki bu isyanla alakalı sana Soru yöneltildi mi, ifaden alındı mı? Yani e, tabii ki orada geldi işte Cumhuriyet Cezaevi Başsavcısı hani soru sordu, olaydan ilgili var mıydı, e, bir şey gördün mü, biliyor muydun? Ben de hiçbir, hiçbir şey bilmiyordum yani dedim yani, bir şey bilmiyordum, bir şey görmedim dedim yani, bir şey duymadım dedim. Yani ondan sonra da herkesin tabii tek tek ifadelerini aldılar. İşte sen de bir şey var mı diye sordular. ben de bir şey yok dedim. Hani yaralılara müdahale edildi. Yani her taraf çünkü cezaevinin yani fazla bir zarar görmedi ama bayağı bir temizliğe ihtiyacı vardı. Her taraf tarif edildi. Tabii yani her şey kırılmıştır, dökülmüştür. He. Camlar, çerçeveler inmiştir. Yani camlar, çerçeveler indi. Peki yangın çıkarıldı mı? Yangın da çıkarıldı da öyle aşırı bir yangın değildi. Sonradan yangın kendi mahkumları aralarında kendileri söndürdüler. Hmm. Yani kendileri söndürdüler yangınları. Çünkü daha çok insan da kendileri de zarar görecekti bundan diye. Bizim de demek ki yani bir sonumuz bu böyle bir yani orada bir gidip görmemiz gerekiyormuş. Belki de başımıza daha kötü bir şey gelirdi. Şu anda da yani beladan ondan şundan bundan yani uzak duruyorum. Yani bir şey sezdiğimde daha önceden seziyorum. Bir yere gideceksen bile gitmeden önce orayı teşhis ediyorum. Bakıyorum. Yani nedirinde değildir diye. Çünkü daha önce belki başıma böyle bir şey gelmemiş olsaydı, benim başıma belki de daha farklı bir şey gelecekti. Evet. Adımlarımı daha sonunda. dikkatli atıyorsun Tabii. diyebiliriz. Yani. Evet, yani adımlarımı daha dikkatli atıyorum. Fazla bir arkadaş çevrem yok yani. Çünkü ne kadar çok arkadaş çevrem olursa iki tane üç tane olsun, yani sağlam olsun yeter. Selçuk kardeşim, son olarak takipçilerimize söylemek istediğim bir şeyler var mı? Son takipçilere söylediğim beladan gayri meşhurdan, kötü ortamlardan kötülükten uzak durun. Çünkü sabıka olayı yani kötü bir şey. Anında yani bir engelli gibi, sakat gibi o sabıka seni devamlı şey yapıyor yani. Bunun silinmesi yok. Yani bir işe giremezsin, bir şey yapamazsın. Bir yerde bir şey tutturamazsın. Devlet dairesine giremezsin. Herhangi bir yerde çalışamazsın. Kimse seni işe almak istemez. Şimdi normal vatandaş varken niye seni işe alayım der. Evliliğe de engel olur bu arada. Tabii evliliğe de engel olur şimdi yani. Sen hala evlenemedin mi? Ya ben de. mesela evlenemedim hala. <laughs> Tabii bir de koşturum koşturamıyoruz herhalde. Sabıkadan uzak durmaya çalışın. Peki Selçuk kardeşim çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın Teşekkür ederim Allah razı olsun Evet saygıdeğer arkadaşlar Selçuk kardeşimi dinledik Dilimizin döndüğünce Sizlerle paylaşmaya çalıştık Uşak isyanını Umarım beğenirsiniz Gençlere de Küçük bir tavsiye de ben bulunmak isterim Saygıdeğer arkadaşlar Beladan kaçmanın en güzel yolu Belaya ihtimal vermemektir Belaya ihtimal vermeyelim lütfen Yine her zaman söylediğim şeylerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değeri hiç, hiçbir zaman hiçbir şeyle, hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.